Vahşi hayvanlar şu anda bulundukları formdan farklı formlarda var olabilir. İnanması güç ancak gerçek budur. Dünyanın her yerinde ortaya çıkan hibrit hayvanlar, zoologları ve araştırmacıları bir o yana bir bu yana savuruyor. Köpek ve kurt kombinasyonundan tutun, bitki ve hayvan birleşmelerine kadar işte karşınızda dünyada sahiden de var olan hibrit hayvanlar. Köpek kurt. Ailelerine katılacak bir köpek arayan bazı insanlar özel cinsler ister. Belki safkan bir Alman çoban köpeği, safkan bir Maltez ya da safkan bir Kangal. Soyunun belli olduğu herhangi bir cins bir tür de demek mümkün. Diğer insanlarsa karma türleri, kurtarma köpeklerini ya da ilk hangisine aşık olurlarsa ona bakmayı tercih ederler. Ancak birçok köpek severin dikkatini çeken bir şey var. O da köpek kurt hibriti. Böyle bir şey var mı ki? Evet, köpek kurt hibridi vahşi bir kurtla evcil bir köpeğin kombinasyonudur. Ortaya çıkan netice ise hem görünüşü hem de davranışı etkileyebilir. Bazı köpek kurtlar insanlar ve diğer köpeklerle uyum içerisinde yaşayabilir. Ancak diğerleri çok farklıdır. Yıkıcı ve agresif. Topluluğa pek de uyum sağlayacak gibi değildirler yani. Vahşi doğaya sanılacak kurtlar değillerdir. Ancak sahiplerinin huyuna gidecek ve sadık bir arkadaş rolünü oynayacak köpekler de değildirler. Onlar hayvan davranışları bilimcisi Patricia McConnell'a göre çevreleriyle hiç de rahat olmama durumu içerisinde sıkışmışlardır. Köpek kurt hibridi yumuşak kalpliler için uygun bir tür değildir ve ilk kez köpek sahibi olacaklara önerilmezler. Birçok köpek davranışı bilimcisi bu türün var olmaması gerektiğine inanırlar ve kasti üretimi desteklemediklerini söylerler. Ancak öyle görünüyor ki köpek kurtlar hiçbir yere gitmiyor. Zebroid. Zebroid herhangi bir at türüyle çaprazlanan bir zebraya denir. Ardından ikilinin kombinasyonuna göre ortaya çıkan yavruya ne dersiniz deyin. Bir at ve bir zebra ortaya zorse çıkartır. Ancak bir eşek ve zebranın sonucunda ortaya donkra çıkar. Zebroid bir kaza değil de insanların DNA ile oynamasının bir sonucudur. Zebra ve diğer bir atın herhangi bir kombinasyonu nadirdir. Ancak en azından 19. yüzyıldan beri görülür. Zebroidin ortaya çıkmasında erkek bir zebra ve dişi bir at, eşek ya da midilli rol oynuyor. Bebek doğduğunda genellikle kısır ya da verimsiz oluyor. Bu da hibritten çocuk yaratamayacağınız anlamına geliyor. Yavru tam da zebra olmayan ebeveyni gibi görünüyor ancak üzerinde sıklıkla zebranın çizgileri bulunuyor. Bu çizgiler bazen bacakta oluyor ancak aynı zamanda gövde ve boyunda da görülebiliyor. Ancak çizgiler hiçbir zaman hibridin tüm vücudunu kaplamıyor. Tarihte zebroidlerin var olduğunu gösteren birçok örnek var. Mesela Güney Afrika Savaşı sırasında Hollandalı Güney Afrikalılar midillileri zebralarla çiftleştirirdi ve böylelikle silah taşıyabilecek hayvanlar elde ederlerdi. Bu hibridin ortaya çıkma sebeplerinden biri ise zebraların dayanıklı olduğu ancak atların ve midillilerin çokça muzdarip olduğu uyku hastalığını ortadan kaldırmaktı. Aslan ve kaplan. Aslan ve kaplan hibridine ne diyeceğiniz iki türden birinin hangi cinsiyette olduğuna bağlıdır. Örneğin erkek bir aslan ve dişi bir kaplan ortaya liger çıkartır. Lion ve tiger'dan geliyor. Ancak erkek bir kaplan ve dişi bir aslan ortaya tiger'ın çıkartır. Liger'ların vahşi doğada var olduğuna dair söylentiler olsa da bunun elle tutulur bir kanıtı bulunmamaktadır. Ancak esaret altında olan liger'lar vardır. Mesela Herkül. Herkül, Guinness Rekorlar kitabında dünya üzerinde yaşayan ve obez olmayan en büyük kedi olarak kabul ediliyor. Ağırlığı ise dudaklar uçuklatıyor. Tam 418 kilogram. Wisconsin hayvan barınağı aynı zamanda Hook adındaki erkek bir Liger'a da sahip. Kendisi 545 kilogram ağırlığında. Diğer yandan Tiger'lar iki ebeveynin de görünür karakteristik özelliklerine sahip olabilir. Anneden gelen noktalar ve babadan gelen çizgiler gibi. Erkek bir Tiger'ın yelesi uzadığı takdirde erkek bir aslanınkinden oldukça kısadır. İlk başta kaplanların ve aslanların çiftleştirilmesi sonucunda ortaya çıkan yavrunun verimsiz olacağı düşünüldü ancak 1940'ların ortasına doğru ortaya çıkan bir dişi yavru yetişkinlik evresine kadar yetiştirildi. Volpin. Şişe burunlu bir yunusu sahte katil balina ile çiftleştirince ortaya ne çıkar? Bu bir bilmece değil çünkü şaka yapmıyoruz. Ortaya bir Volpin çıkar. Volpin dişi bir şişe burunlu yunusla erkek bir sahte katil balinanın çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan yavrudur. İki memeli de okyanusal yunus familyasındandır ve dişli balina alt takımındadırlar. Ancak birbirleriyle çiftleşmelerine oldukça nadir rastlanır. Volpinlerin vahşi doğada var olduğuna dair söylentiler vardır ancak esaret altında sadece iki tanesinin olduğu düşünülüyor ve ikisi de Hawaii Deniz Yaşamı Parkı'nda bulunuyor. Esaret altındaki Volpinlerden bir tanesi Kekaimulu adındaki bir dişiydi. Kendisinin bir yavrusu oldu ancak yavru iki gün sonra yaşamını yitirdi. Ancak 91 yılında bir diğer yavrusu oldu.
Kikai Malu yavrusuna 2 yıl boyunca kendi baktı ancak yavru eğitmenler tarafından besleniyor ve biberonla emziriliyordu. Yavru 9 yaşına kadar yaşadı. Aynı zamanda 1981 yılında Tokyo Deniz Dünyası'nda kayla geçen diğer bir Volpin vardı. O da yaklaşık 7 aylıkken yaşamını yitirdi. Giyip bir keçi ile koyunu birleştirmenin kolay olacağını düşünüyor olabilirsiniz ancak bir giyip elde etmesi düşündüğünüzden çok daha zordur. Bu iki hayvan görünüş açısından birbirlerine benzeyebilir ancak koyunun 54 kromozomu ve keçinin 60 kromozomu vardır. Yani genellikle ortaya çıkan yavrular ölü doğar. Ancak giyiplerin olmadığını söylemek doğru olmaz çünkü vardırlar. 2000 yılında erkek bir koyun dişi bir keçiyle birleştirildi. Ortaya çıkan hibridin 57 kromozomu vardı ve hayatta kaldı. Dış kürkü kaba sabaydı ancak yünlü bir iç kürkü de vardı. Vücudu ise koyuna benziyordu. Giyip kısırdı ancak bu onu işleme geçmekten alıkoyamadı. Ayrıca Yeni Zelanda'da erkek bir koyunun dişi bir keçiyle birleştirildiği diğer bir durum da vardı. Sonucunda ise dişi bir giyip ortaya çıktı. Hibrit doğurgandı ve bir koçla çiftleşti. Koy Wolf. Köpek ve kurt hibritlerini öğrendik. Peki ya çakal ve kurt hibritleri? Doğru tahmin, onlar da varım diyor. Çakallar ve kurtlar insan eli değmeden de melezlenebiliyor çünkü iki tür de 78 kromozoma sahip. Aslında bazı araştırmacılar Kuzey Amerika'daki gri kurt popülasyonunun neredeyse hepsinin çakallardan olma bazı DNA'lar taşıdığını gösteriyor. Bu da coğrafik bir çizgiyi takip ediyor. Kanada'nın Quebec eyaletindeki gri kurtlar DNA bakımından çakallara en çok benzeyen tür konumunda. Alaska'dakiler ise en az benzeyenler. Esaret altında da koy wolflar yok değil. Koy wolfların kurtlardan epey küçük ancak çakallardan büyük oldukları biliniyor. Hatta doğdukları sırada hibritler esas çakallardan bile epey büyük konumda olabiliyor. Ulumaları da kulağa gri kurdunki gibi geliyor ancak ulumalarda yüksek tezlikte çığlığımsı sesler de bulunuyor. Bu da çakallardan geçiyor. Vahşi Yaşam Merkezi'nin fark ettiği şey ise doğu kurdu ve çakal hibritlerinde agresiflik düzeyi esas çakallara göre çokça az ve bu hibritler sosyal gruplarla daha iyi uyum sağlama eğilimi gösteriyor. Aynı zamanda cinsel ilişkinliğe yaklaşık 2 yılda safkan çakallardan daha sonra ulaşıyorlar. Savana Kedisi. Evinizde beslediğiniz standart ev kedisinin yeterince heyecan verici olmadığını mı düşünüyorsunuz? Belki de evinize bir savana kedisi almanızın zamanı gelmiştir. Savana kedisi evcil kedi ile vahşi Afrika kedisinin çaprazlanmasıyla meydana gelir. Savana kedisi en büyük evcil kedi türü konumundadır ve dünya üzerindeki evlerde yeni yeni yerlerini alıyorlar. Savana kedisi için gereken üreme süreci erkek yabani kedinin seçici olması nedeniyle oldukça karmaşık. Dahası bu durum ne zaman gerçekleşecek olsa kedi üreme zincirinde nerede bulunduğuna dair bir evlatlık numarası alır. F1 kedisi yarı yabani, yarı evcildir. Ancak F2 tür bir savana kedisinin genleri 175 yabaniye kadar çıkabilir. F1 ve F2 türlerinde aynı zamanda kısırlık problemi de vardır ancak bu F5 türlerinde o kadar da bir sorun teşkil etmez. Savana kedileri bir meydan okuma isteyen kedi severler için bir numaradır. Suya bayılırlar ve sağlıktırlar. Aynı zamanda 2,5 metre yüksekliğe kadar sıçrayabilirler. Kapılar ve buzdolaplarına mesela. Ayrıca oldukça gürültülüdürler. Köpeğe yakın bile diyebiliriz. Bu şık kedi türünü sahiplenmeniz pek mümkün değil. Yani sahiden de istiyorsanız fiyatları söyleyelim. F1 türü savana kedisinin fiyatları 12.000 ila 16.000 dolar arasında değişiyor. Hatta dişilerin fiyatları 20.000 dolara kadar çıkabiliyor. Kama. Kamalar erkek bir tek örgüçlü deve ile dişi lamanın çaprazlanması sonucu meydana gelir. Bunun nasıl oluyor da mümkün olduğunu merak ediyorsanız ya da neden diye soruyorsanız sizde boşta olduğumuz açıklamayı yapalım. 90'lı yıllarda Dubai'deki deve üretim merkezi lemadan daha fazla yün tutabilecek ancak devenin karakterine, gücüne ve boyutuna sahip olacak bir hayvan üretmek istedi. Merkez yapay döllenme yöntemiyle bunu başardı. İlk kama Ocak 1998 yılında doğmuştu. Süreç üzerinde düzenlemeler yapıldıktan sonra merkez dişi bir deveyi bir lemanın spermiyle döllemeyi denedi. Ancak başarılı olamadılar. Ardından bir lemayı erkek tek örgüçlü deve spermiyle döllemeyi denediler. İşte bu başarılı olmuştu ve ortaya hibrit bir yavru çıkmıştı. 4 yıl sonra Kama dişi bir lama ile çiftleşmeye kalkınca cinsel ilişkinliğe ulaştığının sinyalini verdi. Ancak hibritlerden sorumlu olan araştırmacılar Kama'nın kötü huyu ve davranışı konusunda endişeliydi. Saati 4 yıl ileri alalım. Ortaya Camille adındaki ikinci bir Kama çıkıyor. 2008 yılına kadar başarılı bir şekilde 5 Kama doğuyor. Şu zamana kadarsa araştırmacıların hibritten elde ettiği bilgiler otçul oldukları, ciddi miktarda su içebildikleri ve su olmadan uzun süre hayatta kalabildikleriyle sınırlı kalıyor.